Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine 2007 model Clio Sembol aracımızla birlikteyiz. Şimdi aracımıza sistem uygulaması yapmıştık biliyorsunuz. Ben subwoofer olarak 2+2 ohm Soundmax'ın SX-TX12 modelini tercih etmiştim. Ama benim amfim 4 ohmda 400 RMS veriyor. Bu subwoofer ise 800 RMS istiyor. O yüzden bir subwoofer arayışına, değişikliği arayışına girdim. Bunun için de Pioneer'ın şöyle D serisi TSD12D4 versiyonu tercih ediyorum. Neden bu subwoofer tercih ettim? Bu çift bobin ama 4 ohm, yani paralel bağladığım zaman 2 ohm'a düşecek. Benim amfimde paralel bağlantıda 2 ohm'da, yani 2 ohm'da 600 RMS veriyor. Bu da 600 RMS bir subwoofer. Yani amfi bu subwoofer'ı tam destekleyebilecek. Şöyle özetleyeyim. Amfi 4 ohm'da 400, 2 ohm'da 600 RMS watt. 600 watt RMS gücünde. O yüzden ya ekstra bir amfi daha ekleyecektim ya da subwoofer değişikliğine gidecektim. Açıkçası Pioneer'da merak ettiğim için bir deneyeceğim. Rezonans frekansı 32 Hz. Pioneer'ın Soundmax'ın ise 37 Hz. Yani bu daha alt frekanslara inebiliyor. Bakalım, deneyeceğiz. Alt frekansta şunu kastediyorum. Hani bazı şarkıyı dinliyorsunuz ya, ondan sonra başka bir sistemde bir daha dinliyorsunuz. Aa, bu şarkının burasında bas varmış diyorsunuz. O duyamadığınız basları bu verebilecek diye ümit ediyorum. İçinizden niye şampiyon serisi almadı diye soranlar olabilir. Şampiyon serisi orta segment bir seviye. Ama Pioneer'ın sitesinde araştırırsanız D ve Z serileri, bakın bu D serisi. D ve Z serileri otomobil için en üst seviye, Pioneer'ın ürettiği en üst seviye subwooferlardan. Şimdi orijinalini sökelim. Daha sonra bunu yerine takalım. Orijinali seri bağlı 2+2 ohm olduğu için 4 ohm girdim. 1 ohm giremiyorum çünkü amfim 2 ve 4 ohm destekli. Ama bunu paralel bağlayacağım. 2+2 ohm paralel bağladığınız zaman 2 ohm'a düşüyor. Bunu 2 ohm olarak amfiye gireceğim. Yani 600 watt bunu besleyeceğim. Elektrik bağlantısı biraz karışık oldu. Çoğu anlamadı belki ama şimdi hoparlör üzerinden anlatınca daha net anlaşılacak. Şimdi eskiyi bir yerinden sökelim. Yeni ile eskinin hem bir boyut kıyaslamasını yaparız. Bununla ilgili de biraz daha teknik detay verdikten sonra videomuzu sonlandırırız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Şimdi kabinimizin önce elektrik bağlantısını söküyorum. Bakın 1+1-, birbirine değmemesine dikkat edin. Çünkü sıkıntılı. Şu an elektrik yok ama yine de birbirine değmesin. Şimdi hemen amfi çift bobin olduğu için önceden iki bobini de bağlamıştım. Ama şu an ayrı ayrı kanallara girmiştim iki bobini. Şimdi iki bobini birleştirip tek kanala girdiğim için kabindeki sadece bir bağlantı yerini kullanıyorum. Evet, şimdi subwoofer'ımızı önce şu muhafızasını yerinden sokacağım. Daha sonra kendisini yerinden sokacağım. İşleme hemen başlayalım. Bu arada yeni subwoofer 30 saatim. Onu söylemeyi unutmuş olabiliriz. Bu da 30 santim şu an söktüğümüz. Evet, şimdi subwoofer'ın muhafızasını söktüm. Şimdi subwoofer'ın kendisini de ölçüyorum. Kendisini de söküyorum. Gördüğünüz gibi 8-10 tane vida var. Bunları söküp subwoofer'ımızı yerinden çıkaracağız. Yeni subwoofer'ın içinde izolasyon malzemesi ve vida da çıkıyor. Güzel bir avantaj. Şimdi içinizden belki diyenler olabilir, işte bu elindeki yeni takacağından çok daha iyi falan filan diye. Ya bir kere öbürü marka, bir de şimdi paket içeriğini size göstereceğim. Hangi watt değerlerinde, hangi kabin ölçülerinde, hangi frekanslara inmiş falan, bütün teknik veri, yani bilinmesi gereken her şeyi vermişler. Bunun işte hiçbir şey yok. Hani markayı götüremiyorum ama yani belki testleri bile yapılmıyor. O yüzden tonlamasını merak ettim açıkçası. Deneyeceğiz bakalım. Söküyoruz. İkisi de 30 santim. İkisinin de montaj derinliği 16 santim olması lazım. Bunun ses bobini çapı 2,5 inç. Eskisi, yenisinin ses bobini çapı 2 inç. Yani yenisinin ses bobininin çapı yarım inç kadar daha küçük. Değmiyor oldu.
kremi de sökelim. Kaç ohm olduğunu bir ölçelim. Daha sonra bağlantımızı yapacağız. Onun da kaç ohm olduğunu görürüz hep birlikte. Evet, şimdi bakın bunu söktüm. Şöyle bir subwoofer. Oldukça ağır. Şu şekilde. Şöyle kocaman bir şey. Şimdi hemen bunun bir kaç ohm olduğunu bir ölçelim hep birlikte. Artıyı artıya takıyorum. Eksiği de eksiye takıyorum. Yani şöyle normalde bu 2 ohm ama bizim ölçü aletimizden dolayı şöyle 3 ohm gibi bir şey gösteriyor. Şu an 2 ohm ölçmesi lazım normalde. Şimdi gördüğünüz gibi kutu biraz kargoda hasar almış köşelerden falan. Ama kendisinde bir sıkıntı yok. Bir söküp bakalım şimdi. İşte burada özellikleri yazıyor. Ölçüleri falan yazıyor. Hemen kutumuzu açalım. Bakın içinden şöyle bir kağıt çıkıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu kullanma kılavuzu. Bakın TSD12 D4 ve TSD10B2. Yani 10 inç 12 inç. 25 santim 30 santim. Burada RMS ve maksimum değerleri görüyorsunuz. Şöyle bütün dillerde açıklaması. Bakın nasıl takılacağı, kabinin nasıl olacağı, neyi nereden keseceğiniz. Bakın watt değerleri, desibel değerleri. Bakın minimum ineceği işte frekans. Ondan sonra magnet yani mıknatıs ağırlığı. Buradaki bakın dirençlerin hepsi burada bu şekilde gözüküyor. Portlu ve portsuz kabinin ölçüleri kaç inç, ne kadar büyüklükte olması gerekiyor. Bakın TSD12D4 mesela bakın. Kaç desibelde, kaç herze kadar inebiliyor falan. Burada hepsinin özelliklerini vermişler. Şöyle arkasını çevirelim. Arkada da aynı. Paralel bağlantı, seri bağlantı. Bakın. Paralel bağlantıda, seri bağlantıda kaç ohm'a inersiniz, kaç ohm'a çıkarsınız. Hepsinin özellikleri burada yazılmış. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Ona bir bakmak istiyorum. Evet, TSD12D4 en üstteki. Bakın. Çift 3.3 ohm. Çift 1.7 ohm. Güzel. Tamam. Şimdi subwoofer'ımızı çıkaralım. Bir de ona bakalım. Bakın şurada şöyle izolasyon için böyle çift taraflı bant gibi bir şey var. Vida da var ama şuralarda bir yerde bakarız şimdi ona. Evet. Söktük. Bakın vidalar. Yanına vidalar gönderiyor olmaları çok güzel. Daha sonra subwoofer'ımız bu şekilde bakın. Şöyle bir görüntüsü var. Toz kapağının tasarımı diğer subwoofer'lara, alışılmış subwoofer'lara göre farklı. Eti çok yumuşak bakın. Bayağı yumuşak bir et var. Şöyle esnettiğimiz zaman da herhangi bir sürtünme sesi gelmiyor. Yine çift bobin olduğu için bakın 4 tane bağlantı var. Mıknatısın çapı oldukça büyük ve etrafında plastik bir böyle muhafaza gibi bir şey var. Şöyle spider'ı da görüyorsunuz şuradan. Evet. Bu şekilde bir hoparlör. Şimdi ikisini yan yana koyalım bir bakalım. Şöyle üstünde şöyle bir halka var. Hani dış etmenlerden koruması için bu güzel düşünülmüş. Eskisi de bu şekilde. Şöyle baktığınız zaman kıyaslayabilirsiniz. Dediğim gibi bunda 2 inç. Bunda 2.5 inç ses bobini var. Ama bunun mesafesi kısa. Bunun mesafesi gördüğünüz gibi daha uzun. Bunun X-Max'i yani şu toz kapağının aşağı yukarı maksimum hareket ettiği mesafe 11 mm. Bunun 13 mm. Yani bu daha çok inip çıkıyor. Neyse daha fazla teknik detaya sizi boğmayayım. Şimdi bunu paralel bağlantıyla bağlayalım. Ölçelim kaç ohm geldiğini. Daha sonra da sesini dinleyelim.
Şimdi bu çift 4 ohm, bizim elde etmek istediğimiz ohm 2 ohm olduğu için bunu paralel bağlamamız gerekiyor. Paralel bağlantı nasıl oluyor? Artı ile artıyı, eksi ile eksiyi birleştireceğiz. Bakın artıyı artıya takıyorum. Artıyı artıya taktım. Eksiyi de eksiye takıyorum. Eksiyi de eksiye taktım. Bu taraf bitti. Şimdi aynısını yine buraya yapmamız gerekiyor. Şöyle yandan alıyorum. Artıya artıya. Bakın artıya artıya. Taktım. Öteki bağlantıyla hiç birleştir böyle yapaydı. Yaparız. Eksiyi de eksiye takıyorum. Şu an burası 2 ohm'a düşmüş olması lazım. Bir ölçelim bakalım. 2 ohm gösterecek mi? Umarım gösterir. Ya ölçü aleti bu kadar mı önemliymiş ya? Gel bakalım. Artıyı artıya değdiriyorum. Eksiyi de eksiye değdiriyorum. Evet, 3 ohm'un altında gösteriyor. Yine 4 ohm falan gösteriyor. Bilmiyorum, herhalde ölçü aleti yanlış. Neyse, sonuç olarak 4 artı 4 ohm. Paralel bağlayınca 2 ohm'a düşüyor. Paralel bağlantıda dediğim gibi artı ile artıyı birleştiriyorsunuz. Bakın artı artıya gidiyor. Artı artıya gidiyor. Eksi eksiye gidiyor. Burası tamam. Bu bağlantı tamam. Şimdi kabinle bağlantı yapalım. Kabinde de yine aynı şekilde artı ile artıyı birleştireceğiz. Artıyı bu tarafa gireceğim ben. İsterseniz bu tarafa girin. Fark etmez. Bakın bu artı. Şu iki artıyı önce bir dışarıda birleştireyim. Bunların pabuçla, lehimle yapılması çok daha sağlıklı olur. Ben videodan sonra bu bağlantıyı düzelteceğim. Şöyle artı ile artıyı birleştirdik. Şimdi şu eksiyle de şu eksiyi birleştiriyorum. Evet. Şu an bağlantımız tamam. 2 ohm bağlantıyı sağladık. Şu an bağlantımız tamam. Sesini duyarız. Şöyle bir yerine koyuyorum bunu. Dikkat edin, körüye tornavidayı kaçırmayın. Evet, sıktım. Bir tane de şu alttan sıkacağım. Ondan sonra bir kablo bağlantısını yapar. Bir sesini dinleriz. Evet, sıktık. Şimdi arkadan da kablo bağlantısını yapalım. Bir sesini dinleyelim bunun. Evet. Şu bakın. Eksi. Eksiyi eksiye. Aleykümselam. Sağ olasın. Artıyı da artıya takıyoruz. Evet. Şu an bağlantı tamam. Çalıştırıp dinleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Dediğimiz gibi 2 ohm'a indiği için çok daha sert bas aldık. Yani 600 RMS'i gerçekten hissediyorsunuz. Ses 6 ila 8'de 30'a kadar açılıyor. Koltuk falan titriyor yani. Şuradaki koyduğumuz vidalar falan da hep titriyordu. Tampon sallanıyor falan. Yani bayağı bir titreşimli. Alt frekanslarda daha net aldık. Tonlaması da falan gayet güzel. Ama bu da o kadar kötü değilmiş. Yani değiştirmeye değer mi artık o sizin kararınıza kalmış. Ben biraz deneyimleyeceğim bunu. Belki bakacağız yani, hangisi hoşuma giderse o takılı duracak arabada. Bu şekildeydi. Daha fazla uzatıp sizleri sıkmayacağım. Şunu da montajladıktan sonra işlemi tamamlayacağım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.